Sokak hayvanları ile ilgili gündem oldukça yoğun ve insanlara saldırıyorlar. İnsanların sokak hayvanlarına karşı tepkisi var. Bunu en önemlisi belediyeler engelleyebilir ya da bu dengeyi sağlayabilir. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili en önemli çalışmayı Bursa'da ilk yapan belediyeden bir tanesi Nilüfer Belediyesi'dir. Bir barınak yaptık. Barınağı açtığımızda herkes şaşırmıştı. Onun yanında sokak hayvanlarının özellikle kısırlaştırma işlemlerinin yapılması konusunda hassasiyetimizi herkes şaşırmıştı. Hatta hiç unutmuyorum bir mecliste birileri bunu eleştirmişti dahi. Ancak onların da bir canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz konuşan insanlarız ama onlar konuşmadan yaşamlarını yürütüyorlar. Böyle bir canlılar ve gerçekten de bizim onlara ne derece baktığımızla yaşamlarını idame ettirebiliyorlar, sürdürebiliyorlar. Eğer onlara biz mama vermezsek, onları gerçekten ilgi göstermezsek, bakmazsak kısa zamanda aramızdan ayrılıyorlar. Ya da ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu canlılara sahip çıkmamız lazım. Sokak hayvanlarla ilgili de daha önce biz ormandan Nilüfer Belediye Başkanı olduğum zamanda yaklaşık 200 dönüm civarında bir yer istemiştik. Amacımız sokak hayvanların doğal ortamda toplanmasını sağlamak idi. Çünkü kent içinde sokak hayvanlarla ilgili maalesef belediyeler arasında bir yarış var. Ama bunu hangi belediye yapıyor, hangi yapmıyor onu şimdi söylemek doğru olmayabilir. Ancak belediyeler bunları topluyorlar, gidiyorlar başka belediyelerin sınırlarında da doğaya bırakıyorlar. Ve bunlar 6-7 tane bir araya geldiği zaman Recep de bilir ki çete oluyorlar. Ve insanlara saldırabiliyorlar. Bunları önlemenin yolu bir, kısırlaştırmak en önemlisi. İki, gerçekten ona o sokakta, o mahallede bakan yoksa, onun sahibi yoksa onları yine doğal, özgür bir alanda onları muhafaza etmek, onları orada yaşamlarını devam ettirmeyi sağlamaktır. Eğer biz 200 dönüm yeri almış olsaydık, küçük ırklar ve büyük ırklar olarak ikiye bölecektik. Yine projemiz var şu anda. O konuyla ilgili daha büyük bir alan. Ve burada etrafını tellerle çevirip, sınırlayıp, üzerinde de o alan onun üzerinde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için de, öğretmek için de bir platform yapıp, 2 metre yukarıda bir platform yapıp, oradan öğrenciler gelip zaman zaman o hayvanları hem görmesini hem beslenmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu konuda çalışmamız vardı, halen de var, devam ediyor. Bizim projelerimizden bir tanesi de budur. Ama öncelikle kısırlaştırılarak oraya alınması önemli. Yoksa gerçekten insanlar bazıları tabii tepki gösteriyor, hoş olmayan görüntülerle zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu hepimizi derinden üzüyor.